Merhabalar herkese. Evet, bir anket yaptık. Age of Empires 4'ün hikaye modunu bölüm bölüm görevler halinde mi yapalım yoksa canlı yayında mı yapalım diye. Bölüm bölüm görevler halinde yapalım kazandı. O yüzden şu anda canlı yayında yapmayacağız bunu. Açıkçası ben de öyle istiyordum içten içe. Sadece emin değildim. Bir soralım dedik. Soralım demedik yani. Eda Hanım pek bir şey yok bunda. Eda, merhaba Eda. Eda orada oturuyor arkadaşlar. Sizi duyuyor demek isterdim ama öyle bir şey yok. Ama beni duyuyor işte falan. Velhasıl Age of Empires 4'e başlayacağız. İlk defa kayda giriyorum bununla alakalı. Nasıl bir serüven bizi bekliyor açıkçası heyecanlıyım. Şimdi olacakları söyleyeyim en başta. Ben bunun öğren modunu, şuradaki öğren modundaki ilk tutorial'ı yaptım. Daha fazlasını yapmak istemedim yani giriş eğitiminde. Basitçe şey yapacağım. Zaten o yüzden casual modda oynayacağız. Zaten genelde hikaye modunu tecrübe ediyoruz casual modda. Daha sonra oyunda biraz daha tecrübelenirsek veya iyi seviyeye gelirsek o şekilde yolumuza bakacağız. Kahvelerimizi aldık. Kahveler önemli. Kediler hazır, her şey hazır. Şu anda bir problemimiz yok. Oyuna başlayabiliriz. Kameranın yeri Northgard'daki yeri olarak kaldı böyle. Şimdi oyun ekranı geldiğinde, yani o derece sizle birlikte tecrübe ediyorum şu anda. Oyun ekranı geldiğinde kameranın yerini ayarlarız. Zaten artık eskiden hatırlıyor musun ne kadar böyle şeydi bilmiyorum. Tabii çok eskiden takip edenler bilirler. Kameranın yeri falan filan bizde baya böyle cıv cıvlı altta Utku yazıyor işte logolar mogolar falan var. Öyle bir şeydi. Şimdi biraz daha sade bir ekranımız var. Açıkçası bu halini daha çok seviyorum. Evet, başlayabiliriz. Tek oyunculu, çok oyunculu tabii multiplayer şeyi de var. Tek oyunculu şu an benim kafamın altında tek oyunculu yazıyor. Tek oyunculu moduna gidelim. Sefer çarpışma savaş sanatı eğitim bunlar sanırım şey modları seferden yürüyeceğiz diye düşünüyorum. Açıkçası bir yerden bakmak da istedim şu anda ama evet yok burası tamam. Yüzyıl savaşları, Normanlar, Moğol İmparatorluğu. Tamam tamam burası. Görevi başlat diyeceğiz. Evet. Hikaye modu değil en azından kolay modda oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bizi çok zorlarsa biliyorsunuz ben çok profesyonel bir oyuncu değilim. Sohbet olan normal seviyede bir oyuncuyum. Ama bizi zorlayacağını zannetmiyorum. O yüzden de hani hikaye modu vur geç tadında da olmasın. Bakalım. 4 zorluk seviyesi olduğunda genelde ikincisi yeterli oluyor. Bazı şey, anlamlarda Türkçe güzel oluyor ama işte dediğim gibi mesela şu anda ufak kafa karışıklığı oldu ama sefer diye düşünüyorum. 1066 yılına gideceğiz. Hastings Muharebesi. Bu ara muhabere ile muharebeyi karıştırmayın. Muhabere haberleşme demek. Muharebe savaş demek. Daha doğrusu savaş birkaç muharebenin bir araya gelmesinden oluşan işte atıyorum Almanya İngiltere Savaşı. Ama Hastings Muharebesi gibi. Büyük ihtimal şu anda onu konu alan. 1066'da Normandiyalı William, İngiltere Krallığını Anglo-Sakson rakibinden zorla çekip almak için yola çıktı. Yalnızca bir kişi kral olabilirdi. Hadi bakalım. Evet, kolay seviyede başlayalım şu anda. Şeye başladık. Bu arada bilgisayarım bunu ne kadar kaldırır dediğim gibi sadece oyunu oynamanın denemesini yaptım. Oynatıyordu yani. Videolarının çok iyi olduğuna dair yorumlar aldım. Edu sen de bakmak isteyebilirsin. Sanlak Tepesi, İngiltere. After almost a thousand years, no traces of the bloody conflict can be seen. Bu gerçek. Gör, ha evet. It's where a king was killed and his victor gerçek teki yani şu andaki yerinin üzerine şey yapmışlar. Böyle görsel illüstrasyonlarla ilaveler yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş açıkçası. We know what happened here on this day thanks to this. The Bayeux Tapestry. A carefully preserved illustrated record of events. It shows the main players. Harold, the newly crowned Anglo-Saxon King of England.
and his challenger, William, Duke of Normandy. William claimed the previous king had promised him the crown. So, he assembled an army and prepared to sail to England to fight King Harold for the throne. But a storm thwarted his plans. Meanwhile, Harold discovered that a Viking invasion had landed in the north. Another threat to his crown. So he raced to fight them. In France, William waited for the right conditions to sail across the channel to England. Bayağı bölüm böyle geçiyor, güzelmiş aslında. Abi çok güzel yapmışlar. He seized his chance. Ha? 250 miles north, Harold had defeated the Vikings. Now, hearing of William's arrival, his army sped south. At 9 o'clock in the morning, on this hill, William's Norman army were ready to do battle with Harold's Anglo-Saxon men. Abi çok güzel yapmışlar ya. The stage was set, and up for grabs, England itself. Böyle bir şey görünce insan şeyde görmek isterdi acaba. Kendi bulunduğu coğrafyanın tarihiyle ilgili böyle bir enstantane yapılsa güzel olurdu diye. Bazı birimler diğer birimlere karşı daha iyidir. Örneğin mızraklı askerler atlıları mükemmel şekilde karşılar. Normandiyalı William İngiltere'yi fethetme girişimine başladı ancak Anglo-Sakson hükmünü sonlandırmak için onların krallarını öldürmesi gerekecekti. Bazen bazı şeyleri Türkçe'ye çevirmeyelim ya. Bir bakalım, dediğim gibi oyun ekranında kamerayı ona göre yerleştiririz. Normalde şu anda altımda yazı var. Şöyle dursun. Şimdilik şurası boş. Bayağı yüklendi. Dediğim gibi bilgisayar biraz... Oyun yeni olduğu için... işte bilgisayarında suç yok ama. Oyun yeni yani. Oyunun suçu tamamen. Ayarlar menüsünde birçok eylem için faydalı kısa yoluşları bulabilirsin. Ya buluruz, onlara bakarız. Acelemiz yok. Zaten yorumlara falan da yazar bizim oyuncu arkadaşlar. Hadi oğlum yükle artık ya. Böyle kaldım. Kedi. Bana da kedi ver. Download'u bekliyorum. Loading daha doğrusu, download. Oyun bozulmamıştır umarım ya. Hah, aman diyeyim. Oyuna veya devam etmek için bir tuşa bastık. Tamam, oynaya bastık. Sen... Lak Tepesi. On October 14th, 1066, William of Normandy stood ready for battle at the base of a hill. The high ground belonged to King Harold of England and his Anglo-Saxon army. Here, on this hilltop, the fate of England would be decided. Benim low ground'daki kişi ben değilimdir. Fuck benim. Bir dakika. Beyazlar bana ait değil. Kırmızılar bana ait. Hadi şunlara bir diyelim. William's Norman army made the first charge, launching a direct assault on the shield wall. Though William's army fought fiercely against the shield wall, it would not yield. As one man fell, another took his place. Overlapping shields in tight formation made for a near impenetrable barrier. Realizing his army could not break the shield wall, William called for a retreat.
Geri çekilir gibi yap. William's feigned retreat was working. The Anglo-Saxon army broke their shield wall formation, leaving gaps for William to make a move. Kanatlara, kanatlara. With Harold's men no longer in shield wall formation, William could pick them off as they charged. Kalkan duvarından Saksonları öldür. Şöyle okçuların oraya girerler mi diye düşündüm. Ne yazdı? The Anglo-Saxons had deployed rows of spearmen to push back the invaders. But William had an answer. His sharp-eyed archers. Okçular geldi. William düştü, onu diriltmek için bir birim seçip şu anda hala bazı şeyleri öğretiyor da. Bir de beklediğim gibi bir şey stratejisi gelmedi karşıma. Additional Norman archers joined the battle. Anglo-Saxon archers joined the fray, and the Normans' deadly cavalry ready to charge. But first, William's forces had to eliminate the enemy spearmen, whose sturdy pole arms could easily bring down a horse. Bu tepenin üstüne çıkamıyoruz galiba biz şu anda. Bakayım, aynen. Of spearmen cleared from the field, William's cavalry was free to charge at the Anglo-Saxon archers. Şimdi saldırabiliyoruz tepenin üstüne. Benim ordum daha kalabalık. Saxon army was in disarray. Their shield wall had been neutralized and their numbers were dwindling. Now the only thing standing between William and victory was King Harold himself. Anladım. Yani güzel bir çalışma ama böyle mi olacaktık?
to save his. Age of Empires deyince biraz daha böyle kurulalım. Asker üretim yerleri falan. More Norman cavalrymen took to the field. King Harold'u katlettik. Evet. Şu anda bu görev kameranın yeri bence gayet iyi ya şu an. Şeye bakıyorum. In the confusion, some loyal soldiers fought to the death, while others scattered in panic. Evet. Leaderless and defeated, the last of the Anglo-Saxon army. Türkçe çeviriyi çevirmiyorum yani. The Normans celebrated victory over the English king, but William's quest to rule England was just beginning. Kolay bir zaferdi ama oyunu herhalde öğretme amaçlıydı. Şimdi devam et dediğimde nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz? At the Battle of Hastings, the death of one man changed the course of history. The Anglo-Saxon King Harold was killed here on England's south coast. His army defeated by William of Normandy. Anglo-Saxon rule was over forever. Bu ikinci bölümü geçti. Aslında ikinci bölümü mü çekiyordum? Şu anda. William was crowned the first Norman King of England. Now he had to secure power across the country. Hayır, o böyle bir tanıtım bölümü gibi bir şeydi çünkü. He began by stamping his mark on the landscape. Building cathedrals and castles at strategic locations. Nothing like them had been seen in England before. They reminded the Anglo-Saxon population exactly who was in charge. But not all were content with living under Norman rule. Anglo-Saxon revolts broke out across the country. King William acted quickly to crush these rebellions. But there was one region where dissent was spiraling out of control. The north of England. In 1069, a group of lords from Northumbria formed an alliance with Viking invaders. Together they approached Norman-held York. A large city with an important cathedral, still protected by ancient Roman walls. But the walls couldn't save York. The city and the castle fell to the rebels. William's new kingdom was under threat. He had to get the city back under Norman control. William had no choice but to order his men north. But as the Norman forces set off on their long march towards York, how much resistance from the rebels would they encounter? İkinci bölüm. Neyse, bir bölümde iki bölüm çekmiş olalım. Edoş kapı.
William the Conqueror marched north with his army of Normans determined to take back the rebel-held city of York. Böyle bir yerleşimli bölüm bekliyorum hala. Dediğim gibi şu an ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Yani bir videoda iki bölüm çekmiş olacağız. Middleport ele geçir. Göstermiyor. Şu haritada bir şey var. Atlılar. Tamam, istediğim gibi bir şey oldu. Şimdi tam anlamıyla birinci bölüm olacak. The Normans captured the town of Middlethorpe, establishing their presence in the north. Tamam. With reinforcements to his army soon arriving, William would need more resources to supply them. Ekonomiyi güçlendir. Tamamdır. Şu anda tam anlamıyla birinci bölüm oldu. Şurada tarla. Hayır. Değirmen. %110 aslında çok daha fazla şey yapmama gerek yok. Orman neresi? Ormanlık. Şurası güvenli bir ormanlığa benziyor. Şuraya doğru bir kamp yapayım. İşçi basayım birazcık. Artık alt taraftan geleceklerini zannetmiyorum. Evet. Etler burada görünüyor. Odun burada, altın burada. Altını bulmam lazım bir yerde. Şimdi bunları yükleneceğim. Daha sonra bir karakol yapacağım. Hoş olmadı. Atlımın ölmesi. Şöyle bakayım. Ahır, market, okçuluk, demirci falan filan yapabiliyoruz. Şu çit nasıl bir şey? Gerek var mı şu an? Nasıl yapıldığını öğrenmek için bir deneyeyim. Çitin üstüne yapıyorsun bunu.
Ya çünkü... O şeye değil illa ağacı tıklamak gerekiyormuş. Evi yaptık. Bunun için ne lazım? Feodal çağı. Buralarda pek bir şey yok zaten. Lan oğlum sıkıştım buraya ben. Feodal çağı nasıl geçirdik? Şuradan. 200 altın. İşte altın lazım bana da. Neden feodal çağ lazım bir de bu arada demir şey için? Bana oyunu öğrettiği yerde git şey yap dedi. Yani çok da bir hayrını görmedim açıkçası şu anda. Önce... Another rebel town, Fulford, stood in defiance to William's rule. Evet, yani herhangi bir savaşçı birim üretebilmem için altını bulmam lazım benim. Kardeş güzel de. Where is the fucking altın? Da altını bulduk. Onlar da benim gibi düşünmüşler yalnız ha. Ah,
Attention. Bene. Assulto tosto. Bunlar kalabalık aracı, biz burayı alamayız. Neyse, biz göreve odaklanalım. Ev yap diyor. Tarla yapalım. The Norman army was now well supplied by a town, but it would take a sustained effort to keep the army at full strength. Ya ne yapayım, bu sırada boş mu duracak, ben anlamadım ya. Takviye birlikler geldi de. Yani şuralarda bir yerde bir altın yeri daha olsaymış güzel olurmuş yani. İyi, biraz daha toparlanmış en azından ordusu. Şuradaki duruş çok iyi değildi yani. İki tane kulem var burada savunmak için. Mesela direkt ikiye basınca yapmıyor bunu. Şu iki mi acaba? Yo, bilmiyorum abi. İki tane var anlamına mı geliyor? On tane ok saplanmış adam gördüm. With the Fulford rebels eliminated, William was one step closer to York. Ben nedense böyle şeylerde biraz korkuyor ve hemen savunma inşa ediyorum, fark ettiyseniz. Bu ne? Market. Tamam. İhtiyacım var mı bilmiyorum. Bir simge inşa etmek için yiyecek ve altın topla. Sen gel bakalım. Topla. Yiyecek ekonomim orada değil mi? Feodal çağa geçmek için simge topla. Tamam. Atlar üretmek için ahır inşa et. Ha, feodal çağ lazım. Feodal çağ için de 200 altın lazım. Go. Buranın savunmaya ihtiyacı yokmuş meğersem. Oyun bu şekilde ilerleyecekmiş. O yüzden kasmayacağım.
Fulford. Meclis binası mı, kral manastırı mı? Simgeden %10 hızlı okçu ürer. Yakındaki çatışma tüm çatışma dışı tüm birimler 1,5 saniyede oranında iyileşir. Kral manastırı daha güzelmiş. Meclis binası yapmaya karar verdim. Escortes, colones. Ne demekse artık bilmiyorum. İnşaatları falan, ya şey güzel olmuş. Onu söyleyeyim, oyunun grafik yapısı. Ya tabi böyle muhteşem grafiklere sahip, E4 işte 4K'da oynarsın falan. Belki bilmiyorum, benim grafiklerim yetmiyor da olabilir bunun için ama hani öyle şey bir şey yok ama bu işte inşaat yapısı, işte o sıradaki illüstratif çalışmalar falan çok güzel olmuş. The Norman army came under attack from a new enemy, the Danes. The Northern rebels had forged an alliance with the Danish king Svein the Second, whose army would prove a thorn in William's side. Aa, kuleye okçu çıkarmam lazımmış. Sen tam bir gerizekalısın Utku falan. But they threatened to return unless William paid them in gold. Ben de direkt okçu içinde geliyor diye düşündüm. Bandit Bolaman. Benim düz asker çıkartacak yerim neresi peki? Şehir merkeziydi normalde. With their stables in place, the Normans could add more cavalry to their army. Danimarkalılara altın haracı gönder veya Danimarkalıların kampını yok et. Bana pek fazla seçenek sunmadınız gibi. Lordlarım. Şu an hangi dili konuşuyorlar bilmiyorum. Oha. Böyle hızlı inşa etsinler diye yapıyorum ama. Benefic.
Gelin bir yıkalım şurayı. Ben Danimarkalı falan bilmem. Hem Danimarkalılar kötü durumdaymış, kaçıyorlarmış ülkeden. Atlı birimi daha yapayım. Yerim yok lan. Go for orman o zaman ya. ...83 tane asker yeter herhalde Zar. Taş çıkıntısı. Hadi bakalım. The Normans discovered the source of the Danes' threat. An outpost on the water. William had a choice. Bypass the encampment, destroy it, or pay the Danes the gold they demanded. Gerçekten ne yaptı acaba Danimarkalılara? Yok et derken bayağı yok etme. Bu Danimarkalılar dedi aslında Vikingler mi oluyor normalde? Onlar da Danes olarak geçiyor. Gerçi tam değil ama. William stripped the rebels of a crucial ally. Bana mı öyle geldi? Yoksa önemli bir müttefikten mi? Ultimate goal was within his grasp. All that remained was to enter York and destroy its keep. Daha fazla güçlendirme falan yapamıyoruz. Başka bir feodal çağa geçme durumumuz da yok. Demirci yaptık buraya. Duvar yıkma olayı beni biraz endişelendiriyor çünkü duvar yıkmaya bu A ile saldırma mantığı var mı bilmiyorum. Genelde Blizzard oyunlarının da vardı bu.
İntainahu. Nece konuşuyorlar acaba? Evet aşkım, Rusça konuşuyorlar. Aşkım İngiliz bunlar ama. Eski İngilizce falan olabilir mi acaba? Sakson İngilizcesi falan. Ya biliyorsun eski İngilizce ile şimdiki arasında milyon fark var yani. Into York and began sacking the town as they bore down on the keep. Şu taşları ne yapacağım ben? Hiçbir şey çıkmıyor taştan. Şu an gold'a da ihtiyacım yok. Biraz daha zeki olmaları gerek. Çok az kar kaybedeceğim ben burada. Bir ses. Ben üretime devam edeyim asıl. Düz mızraklı asker yapamadım şu anda. Ona çok gıcık oldum. Olacak şey değil ya. Direkt iç binaya saldırayım. İşe yarar mı dedim de. Bariz işe yaramadı yani.
Piyade birimi üretmek için. Abi var mıymış? Varmış ya. Aklımı sevsinler. Bayağı azalttık ama. Öyle söyleyeyim ya. Bir saatte oldu bu bölüm. Güzel güzel. Bölüm gibi bölüm oldu. Bir tek Eda'nın burnundan şey yapması dışında şu anda. Ya yalan söyleme. Neyi yalan söyleyeyim? Burnundan ejderha nefes almıyor musun? Keşif kolu silahşörü. Ağır yakın dövüş piyadesi. Biraz daha sert bir ordu yaratıp öyle gideceğim. Diyorum nasıl olmaz ya piyade? Bitti piyade olmadan olur mu yani? Şiddetli mouse kliklemeleri. Ya aşkım, bir şey yapmıyorum ya, ben çok sesim. Bende de şey oldu, tik oldu şu anda. Ne, çık çık demek? Yapma ya. Ya aşkım, çık 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 çık. Oyuna baksana. Oyunuma bakıyorum da bir şey klik 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 yapıyor yanımda. Az daha sakin oynayamaz mısın? Zaten sakin. Oy aşkım. Tıklama. Tıkla da dövme hani. Yeteri kadar ordum oldum acaba ya. Çık 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 çık. Mobo hastası.
Şu anda da şey yeterli, odun yeterli. Ama neyse, öğreniyoruz yani, bence güzel gidiyoruz şu anda. Mesela kaç kişilik oldu bu ordu? 59 kişi hiçbir şey değil yani. Biraz daha. Şuradaki tarlaları sürdürmeye başladık. Şuraya biraz daha tarla yaptırabilirim aslında. Bir sıra daha. Aa, böyle geliştirmeler varmış. Bak, hiç bilmiyordum el arabası. Güzel güzel. Utku bunları beğendi. Kral o ya. Ha, tabii onlar da şu anda acaba bu şehrin buralarını falan yıkmam gerekecek mi yani, adamlar gelişemesin, ilerleme kaydedemesin diye. İşçiler geldi. Tarla. Hemen. Bir deneyelim mi? Acaba çok dayak yer miyim? Bir deneyelim. Yani bu bölümde bir çağ daha atlayabiliyor olsaydık en azından altın maltın toplatırdık da, bir işime yaramayacak şu anda altın. Yani kapıları yıkabildik en azından. Biraz sıkışıyorum da buraya gibi. Okçuları öldürmem lazım acilen. Health barları benim net görünüyor da karşı takımın net görünmüyor. Acaba ne oluyor, ne bitiyor? Mesela şuna saldırsam. Kalabalık geldiğim için. Hadi bakayım, Elad of Cocktail. Vallahi böyle yıktık ya. Adamları savaş değinemedik ama hikayenin görevini yaptık, değil mi? To the Norman army, and York was secured. The Northern Rebellion was over, and William the Conqueror was uncontested as King of England. Evet. İlk bölüm dediğim gibi bir tanıtma bölümüydü, o yüzden onu saylanmaz sayıyorum. İlk bölüm bu şeydi. Devam et demeyeceğim arkadaşlar. Hayır aşkım, ilk bölüm bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar diyeceğim. Kaçacağım yani. Ha, okay.
İlk bölüm bitti. İlk bölüm aslında dediğim gibi şeydi ama o saymıyorum onu. Tümünü görüntüle diye bir şey var mı? Arbelet, kale inşa etmek. Kuzey Danyanorka. Fetih diyelim. Neyse. Tamamdır. Öyleyse arkadaşlar Age of Empires'ı beğendik. Evet, güzel. Biraz daha alışmamız gerekecek ama Hastings Muharebesi ve Kuzey'den York'a görevleriyle ilk iki görevi yapmış olduk böylelikle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.